Merhaba arkadaşlar, yeni sınıf 3'ü bir yerde matematik keyfi kitabında eşkenar dörtgen konusuyla dersimize devam ediyoruz. Konumuza başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, eşkenar dörtgen arkadaşlar bir inceleyelim. Özellikleri nelerdir? Şöyle biraz büyütüyorum. Evet. Eşkenar dörtgen arkadaşlar dört köşesi vardır, dört kenarı vardır. Karşılıklı kenarları paraleldir. Bütün uzunluklar arkadaşlar, bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Zaten eşkenar adını da buradan alır diyoruz. Köşegenleri açıortaydır ve dik geçişleri arkadaşlar. Bakın bu önemli bir özellik. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. Ardışık iki açısının toplamı arkadaşlar 180 derecedir. Bu özelliği de çok kullanacağız. Köşegenleri birbirine ortalar ve dik keser demiştik. Paralel kenarın özelliklerini de gösterir. İç açılarının toplamı 360 derecedir. Tabii ki dış açıların toplamı da 360 derecedir diye söylüyoruz. Evet, devam ediyorum. Birinci etkenimize bakalım. Yandaki şekilde ABCD eşkenar dörtgen ve BCA açısı 24 derecedir. Buna göre ABE açısının ölçüsü kaç derecedir diye sordum. Arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Bakın şu BCA açısı 24 ise burası 24 derecedir. Çünkü köşegen açıortaydı. O halde C açısı arkadaşlar ne oldu? 48 oldu. B açısıyla C açısı yani ABC açısıyla BCD açısının toplamı 180 derecedir diyoruz. Ardışık açıların, köşelerin toplamı arkadaşlar 180 derece olacak. O halde bakın bu C açısı 48 derece toplamda. Ben 180'den 48'i çıkaracak olursam 132 derecedir derim. Nereye arkadaşlar? ABC açısının tamamını. ABC açısının tamamı 132 ise benden istenen ABE açısı. ABE bakın arkadaşlar. Bu aynı zamanda BD açı ortaydı. Yani iki eşmerçeği ayırmam gerekir. ABE açısının ölçüsü 132'yi 2'ye bölersek 66 derece olur diyorum. Sorumuzun cevabını arkadaşlar. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, ikinci soruya baktığım zaman yukarıdaki şekilde KLMN eşkenar dörtgen, NLM 63 derece, NKP açısının ölçüsü 18 derecedir. Buna göre KPL açısının ölçüsü kaç derecedir diye sordu. KPL neresi arkadaşlar? KPL bakın benden burayı istiyor. Şimdi öncelikle şöyle düşünüyorum. Bakın burası 63 derece ise arkadaşlar, burası da 63 derecedir diyorum. Şimdi şu KNP açısının şuradaki üçgenini yani ne açısını bulacak olursam oradan üçgenden devam etmeyi düşünüyorum. 63 63 daha 126'dır arkadaşlar. Aynı zamanda KNM açısı da 126 derece oldu diyorum. O halde arkadaşlar ikiye bölecek olursam tekrar yani bakın şu açının 63 derece olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Çünkü nedir? Açıortaydır demiştik. O halde KNP üçgenine bakıyorum. Bakın yazalım. KNP üçgenine göre ile 18 topluyorum. 8 3 daha 11 elde var 1. 6 1 daha 7 1 daha elde 8 81 derecedir. Benden istenilen KPN açısı, şurayı önce bulursam arkadaşlar KPN'yi bulurum demiştim. 180 dereceden 81'i çıkaracak olursam 99 derecedir diyorum. Tekrar arkadaşlar KPN açısını bulabilmek için ...180'den 99'u çıkartırım ve 81 derecedir derim arkadaşlar. Sorumuzun cevabına diyelim. Evet, önce şu iç açıyı buldum. Burası 99'du. Tekrar burası 180 derecedir diyerek
Bu açının ölçüsünü 81 derece olarak bulmuş olduk. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, üçüncü soruya baktığım zaman ABCD eşkenar dörtgeninin çevre uzunluğu 52 santimetre olduğuna göre AC 24 santimetre ve DB 10 santimetredir. Buna göre boyalı üçgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sordum. Arkadaşlar öncelikle şu AB'nin değerini eşkenar dörtgeni ve olduğuna göre bakın şu dörtgenler birbirine eşittir diyorum. O halde AB'nin uzunluğu 52 bölü 4'ten 13 santimetredir diyoruz. AC'nin uzunluğu arkadaşlar 24'tü. O halde bakın burası 12'dir. Burası da 12'dir çünkü ortalar demiştik. DB'nin uzunluğu da 10'du arkadaşlar. Yani bakın burası 5, burası 5'tir diyoruz. O halde bizden istenen çevre 13 artı 12 artı 5'tir diyorum. Evet, toplayacak olursak 25, 30 santimetre olur diyoruz. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Evet, birinci soruya baktığım zaman yukarıda verilerden hangileri paralel kenar ile eşkenar dörtgenin ortak özelliğidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi paralel kenarla eşkenar dörtgenin bazı özellikleri ortaktı. Hangileridir diye sordum. Öncelikle bakıyorum birinci öncüne. Evet, karşılık kenarları paraleldir. Arkadaşlar bu doğru. Her ikisinin özelliğidir. Tüm kenar uzunlukları paralel aynıdır diyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tüm kenar uzunlukları eşkenar dörtgende aynıdır ama paralel kenarda aynı olmak zorunda değil arkadaşlar. Yani ortak değildir diye söylüyorum. Köşegenleri dik kesişir arkadaşlar. Evet, eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Doğrudur. Ama paralel kenarda köşegenler dik kesişmek zorunda değildir diyorum. Bakın şöyle bir paralel kenar çizelim. Köşegenlerinde kesiştiğini gösterelim arkadaşlar. Bakın burada 90 derecelik bir açı olmak durumunda değil arkadaşlar. Bakın burası geniş, burası dar açıdır diyoruz. O halde bu üçüncüsüne ortak özellik olarak kabul etmiyoruz arkadaşlar. Dördüncüye bakıyorum. Köşegenleri birbirine ortalar. Bakın arkadaşlar köşegenler paralel kenarda da ortalıyor. Eşkenar dörtgende de ortaladığını söylemiştik. Yani bu da ortak bir özelliktir diyoruz. 1 ve 4 nerede arkadaşlar? C şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, yandaki şekilde ABC'de eşkenar dörtgen ve DCE açısının ölçüsü 36 derecedir. Buna göre ABE açısı bakın bizden burayı istiyor. Arkadaşlar şöyle yapabilirim bakın. Bu ortaladığı için burası 36 derecedir derim. O halde DCB açısı (36 × 2)'den 72 derece olur diyoruz. Ardışık köşedeki açılar birbirini arkadaşlar 180'e tamamlıyordu. O halde ABC açısı bakın tamamından bahsediyorum. 180'den 72'yi çıkaracak olursak 108 derecedir deriz. Evet, bizden istenen arkadaşlar açı 108'i 2'ye bölecek olursam 54 derecedir. Bakın bu açı ile bu açının ölçüsü birbirine eşittir ve 54 derecedir diyoruz. A şıkkı doğru cevap oluyor. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Evet, üçüncü soruya baktığımız zaman yandaki şekilde ABCD dikdörtgen, KLMN eşkenar dörtgen ve AB artı BC 16 santimetredir. AB ile BC'nin toplamı arkadaşlar 16 santimetredir. Buna göre eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları toplamı kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin şöyle köşegenlerini çizecek olursam, bakın farklı bir renkle çizmek istiyorum. Evet, K
KM uzunluğu arkadaşlar bak KM'nin uzunluğu BC'nin uzunluğuna eşit. LN'nin uzunluğu da köşegen bir tanesi LN'dir. O da AB'nin uzunluğuna eşittir. O halde BC ile AB'nin toplamı 16 ise arkadaşlar KM ile LN'nin toplamı da 16 olmak zorunda diyorum. Evet, sorumuzun cevabı A şıkkı olur diyoruz. Evet arkadaşlar, temizleyerek bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.